Handan iyi misin? Handan, Handan aç gözlerini, iyi misin? Handan. Handan. Kuzey, bırakma beni. Buradayım Handan. 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 Handan duyuyor musun? Handan cevap ver. Oo. Saatler olsun tontişim. Sonunda attın o nezaretin kirini pasını. Ay teyze sonunda evdeyim vallahi ya. Bana bak. Sen hala Kuzey seni almaya gelmedi diye üzülmüyorsun değil mi? Yok teyze de. Ya Kuzey verdiği sözleri hep tutardı. Ya başına bir iş mi geldi acaba? Kız ne gelecek başına? Allah Allah. Bana bak. Kesin sana bu kötülükleri yapanın Handan olduğunu anladı. Gitti ondan hesap sormaya. E Handan tabii dırdır. Bırakmadı çocuğu, yedi beynini. O yüzden de gelemedi. Kesin. Ya nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Elif, bu çocuk sana hep senin yanında olacağım. Seni bekleyeceğim demedi mi? Dedi. Ha. Aşk varsa umut vardır da dedi. Bak, aşık kız bu çocuk sana. Handan'dan ayrılacak, öyle gelecek. Öyle mi diyorsun? Artık kavuşuyorsunuz diyorum. Allah Allah. Kuzey bütün yüklerinden arınıp gelecek sana. Ay Allah'ım artık yüzümüze gülüyor ya. Kız sen de gül biraz. Aa. Teyze ne bileyim böyle içimde kötü bir his var. Aa bu da anası kılıklı. Biri kötü rüya görür bahçeye soğan atar. Bu da evhamlı haspam. Kız gül artık azıcık. Gel. Gel açalım saçını gel. Dur bakayım böyle. Oh, mis olmuş benim ton dişim. Durumu nasıl? Nabzını alamıyorum. Handan! Handan bırakma beni, aç gözlerini. Sakın Handan, sakın yapma bunu bana. Sakın ölme Handan. Ay Feraye'ye de Bülent'i de arıyorum, açmıyorlar. Zeynep bulundun mu, bilgin var mı? Bakıyorum, Zeynep'i çok merak etmeye başladım. Belki teyzeciğim. Dalga geçme be. Ben sadece oğlumun başına daha fazla bela açmasın diye uğraşıyorum. Zeynep bulundu. Hem de kimin koynunda? Hayır Ege'de mi? Ay gerçi o yılan ne yapar eder girer oğlumun koynuna. Ay Allah yazdıysa olsun aman aman. Yani o yılan Ege'nin koynundan çıkmadı. Arda'nın koynundan çıktı. Ne? Bak, bak görüntüleri bile var. Bak açayım şimdi sana. Bak ne kadar yakınlar. Bak alnından öpüyor. Bak, ne kadar samimiler gördün mü? Berks teyze. Bana bir şey oluyor. Berks teyze iyi misin? Berks teyze. İyi misin? Dur, dur. Ay. Berks teyze iyi misin? Ay gözünü aç kurban olayım. Berks teyze. Ay kurban olayım uyan Berks teyze iyi misin? Berks teyze. Berks teyze uyanır mısın? Berks teyze. Berks teyze. Sana oturma kuşunu, ha? Kuzey mi? Söylüyorum sana aşık bu çocuk. Ayrılıp Handan'dan sana gelecek. Handan ne olacak? Aa, sana ne be? Ne olacaksa olacak. Sen hala Handan'ı mı düşünüyorsun? Teyze ben mutsuzluk üzerine bir mutluluk kuramam. Handan Kuzey'i sevmiyor ki. Kuzey Handan için pahalı bir oyuncak. O yüzden onu kaybetmemek için çabalıyor. Sevdiği falan yok. Ama Kuzey artık bunun farkında. Senin sayende. Evet. Handan. Kuzey ne olur bırakma beni. Ne olur bırakma beni. Ben sensiz yaşayamam. Handan,
Bunların hepsini sen yaptın. Sen kendi ellerinle bitirdin bizi. Anladın mı? Çık git hayatımdan. Hüseyin, ne olur bırak. Git lütfen. Gitmem. Ben seni asla bırakmam. Handan, ne olur geri gel. Hadi. Handan. Buradan çıktığımda seni bekliyor olacağım. Seni ben karşılayacağım. Ambulansı arıyorum. Vakit kaybedemeyiz. Hemen arabayı hazırla. Aç arabayı, aç. Aç. Çabuk, 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 çabuk! Bas, 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 bas. En yakın hastaneye. Yediğim hatları mı öğrendi acaba? Berk kendini kurtarmak için konuşursa biterim ben. Ne oldu? Açmıyor mu Handan? Aman her zamanki Handan işte. Kesin sessiz de duymuyor. Firdevs, bu Kuzey bizim kızımızı niye üzüyor ha? Bak dün bayılmış kız. Şimdi de apar topar çıktı gitti evden. Şşt, ne acıyı duyacak? Ne yapayım? Duyarsa duysun. O Kuzey buraya gelecek, kızımı niye üzüyor anlatacak. Ya Suat, bir sakin olur musun? Olamam. Hani evleniyordu bunlar? Anca gez toz. Biz neyiz burada? İskele babası. Suat. Hala Kuzey Efendi'nin anasını mı pışpışlayacağız biz burada? Ara şu Kuzey'i. Ara, çabuk buraya gelsin. Suat, hemen celallenme. Bilmediğin şeyler var. Neymiş benim bilmediğim? Benim bir tanecik kızım var. Onu kim üzerse doğduğuna pişman ederim. Yeter ama artık Suat Bey. Senin biricik kızın varsa benim de bir tanecik oğlum var. Kuzey Handan'ı üzecek hiçbir şey yapmaz. Ya Naciye abla, Suat öyle demek istemedi. Kulaklarımla duydum ayol. Kuzey ne zaman isterseniz çıkıp karşınıza dikilir. Benim oğlum kimseden korkmaz. Naciye Hanım, Kuzey yıllardır oyalıyor Handan'ı. Okuyacağım bekle, askere gideceğim bekle. Benim kızımın ömrü senin oğlunu beklemekle mi geçecek? Suat, bir sakin olur musun? Sakin ola ola bu hale geldi zaten. Hayır, şimdi de Elif diye bir kız çıktı, evlilik yine rafa kalktı. Hayır, Kuzey nikah için daha ne bekliyor acaba? Benim oğlum bekliyorsa vardır bir bildiği. Bana müsaade, daha fazla duramayacağım. Naciye abla! Naciye abla, bir dur! Belkıs teyze, iyi misin? Belkıs teyze! Belkıs teyze, uyanır mısın ya? Bak, korkutuyorsun beni! Ay, bir bu eksikti. Aynen kız. Aynen. Bir bu eksikti. Ay, ne oluyor ya? Ege'den kurtarıyorum, bu sefer de Arda'ya bulaşıyor bu! Belkıs teyze, iyi misin? Bak, sen daha demin çok kötü oldun. Ben doktoru arayayım mı? Ay yok, doktor moktor bizim sorunumuz çözemez. Ay başım. Tamam. Al, al birazcık kokla. Kokla, al birazcık daha. Ne yaptı etti? İki kardeşi birbirine düşman etti yılan. Öyle vallahi. Yani ben Hüseyin'le Parda'nın koynuna nasıl girdi bilmiyorum. Ay, deme deme öyle. Düşüncesi bile fena. Bana bak, Ege öğrendin mi bu durumu? Ege biliyor. Ay, ne yapacağız şimdi? Karşılaştı mı bunlar peki? Sanırım. Of, Allah'ın cezası ya! Sizi birbirinize düşürdü, şimdi sıra bize geldi. Oğlum? Ege? Ben de seni arıyordum. Yürü Melis, konuşacağız. Gizlemene gerek yok Ege. Öğrendim her şeyi. Zeynep denen o ahlaksız şimdi Arda'yı baştan çıkarıyormuş. Anne, sen bir yorum yapma Allah aşkına ya. Sen de gözlerini aç istersen artık.
lan şu gerçekleri ya. Resmen sizi kendine aşık edip her türlü fikriyle yapıyor bu kız. Anne. Koru sen onu, koru. Kardeşinin koynundan çıkmış, sen hala onu koru. O gece konuda olduklarını nereden öğrendin Melis? Ege Mahzen Mahallesi'ndeyim. Yardım et bana. Yardım et bana. 38 numara. Yardım et bana. İmdat! İmdat! Ha, belli oldu şimdi neden geldiğin. Telefonunu mu karıştırıyorsun Ege? Saçmalama ya. Çaldı, açtım ben. Zeynep'ti. Başı belada sanırım. Ne? Mahzen Mahallesi'ndeyim. 38 numara falan dedi. Yanında birileri vardı. Melis, bana değil Ege'ye söyle, tamam? Melis, senin ne işin var burada? Abi yemin ederim önümü atladı bir anda, görmedim. Durumu nasıl? Nabzı çok zayıf. Anlan. Anlan, bırakma kendini, aç gözlerini, anlan. Hadi sen de soru sormayı bırak, bas şu gaza, bas! Bas! Aşk varsa umut var dedin. Bazen ne yaparsan yap kaderini değiştiremezsin. Bırak beni. Tontişim. Sen hiç merak etme. Kuzey seni asla bırakmayacak. Arda ile Zeynep'in orada olduklarını nasıl öğrendin? Ya öğrendim işte. Hem konumuz bu mu? Ya Zeynep'le Arda senin arkandan işi pişiriyorlar, sen burada beni sorguluyorsun pes. Konuyu saptırma. Ya nasıl öğrendiğimin ne önemi var? Hem gördüm işte. Al, al bak, hem de daha samimi fotoğrafları da var bak. Ben göreceğimi gördüm. Sen iyi niyetli değilsin Melis. İyi niyetli olmadığım için mi çağırdım seni oraya? Babanı da çağırabilirdin. Onları uyarabilirdin ama yapmadın. Beni aradın. Evet, seni aradım. Çünkü gerçekleri görmeni istedim. Cevap vermelis. Onların orada olduğunu nasıl öğrendin? Anlan. Anlan, neden yaptın bunu? Neden? Anlan, neden? Anlan, hadi aç gözlerini. Anlan, ölme ne olur, bırakma. Bırakma kendini, anlan. Seni seviyorum kuzenim. Sensiz yaşayamam. Handan! 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 Bas gaza, bas gaza, hadi! Handan! Gel, gel Arda. Herkes buradayken bir konuşalım.
Melih oğlum, neler oluyor Arda? Melis'in söyledikleri doğru mu? Zeynep'le sen? Ne söyledilerse yalan teyze. Yanlış gördüler, yanlış yorumladılar. Ortada bir şey olduğu falan yok. Yok mu? Ay daha ne olsun canım, aynı yataktan çıktın resmen. Melis böyle konuşma. Nasıl konuşayım? Gerçek değil mi bu? Aynı yatakta basmadın mı onları? Bir dakika ya. Sen nereden duydun bunu? Hı? Beni oraya rezilliğinizi görmem için Melis çağırdı. Doğru mu bu Melis? Doğru tabii. Burada tek bir yalancı var, o da sensin. Hayda, yine başa sardık ya. Aa, yeter çocuklar. Sakin olun bir artık ya. Burada sakin olması gereken birisi varsa o da senin oğlun. Kız hastaydı, o yüzden yanında kaldım. Şu an hastaneye gitti, biliyor musunuz? Ne? Hastaneye mi? Aynen. Ay, o da numaradır kesin. Sen hiç konuşma Melis. Bu işi de sen tezgahladın değil mi? Hangi işi? Zorla Zeynep'in koynuna mı soktum seni? Ege, bak. Bana dün Zeynep'in adresini Melis verdi. Bak, dün diyorum sana, dün. Sen oraya bu sabah geldin. Ne? Melis? Hürvet abla, bir daha düşün. İşini bırakmana gerek yok. Sağ ol Suat abi. İmzalayayım da bitsin bu iş. Hem artık yüz yüze bakamayız. Niye bakamayacağız ki? Yok, öyle öyle. Ya bak, Firdevs de anladı hatasını. Gitti Yıldız'dan özür diledi. Gel, hadi vazgeç ha. Eksik olma Suat abi. 100.000 lira borcunu söyleyeceksin. Firdevs, insanların suratlarına vur diye anlatmadım ben sana bunu. Öderler elbet. Üzme Mürüvvet ablamı. Ha, öderler, öderler. İş yok, güç yok. Burada çalışsa en azından maaşından keserdik. Kıymetini bil Mürüvvet. Kıymetimi mi? Evet. Suat biraz önce müstakbel Dünür'ünü kovmaktan beter etti. Yolladı evden. Sana da kibarlığı tuttu. Toz kondurmuyor. Firdevs, o nasıl laf öyle ya? Yalan mı? Efendim Didem. Ne olmuş Handan'a? Ay yine o Elif bir şey mi yaptı? Ne? Ne oluyor Firdevs? Firdevs sakin ol. Handan? Handan araba çarpmış. Durum ağırmış. Ne? Firdevs sakin ol. Kızım. Sakin ol. Sakin ol Firdevs, tamam. Doğru mu Arda'nın söyledikleri? Melis dün buraya gelmişti ya, o sıra Zeynep aramış seni. Bir saniye, bir saniye. Az önce telefonum mu çaldı benim? Yok, ben bir şey duymadım. Doğru. Telefonum çaldı sandım ama sen çalmadı dedin. Yalan söylüyor çünkü, çaldı. Ben de oradaydım. Doğru mu bunlar? Adresi aldı, sonra bana Zeynep'in başı belada dedi. Konuşsana, ne bakıyorsun boş boş? Ben de git Ege'ye söyle dedim. Normalde gitmeyecektim ama iyice gitmişim. Ege'ye söyle dedin, sonra niye sen gittin? Çünkü merak ettim. Ama asıl neyi merak ediyorum biliyor musun Melis? Ben eğer oraya gitmeseydim, Zeynep'in başının belada olduğunu Ege'ye söyleyecek miydin? Ha? Ya konuşsana, ne sırıtıyorsun pis pis? Neyi konuşayım ya? Hayal görüyorsun sen. Ben öyle bir şey yapmadım. Ya sen
Sen gerçekten ruh hastasısın. Melis, yaptıysan yaptım de. Sakin olun çocuklar ya. Siz çocukluk arkadaşsınız ya. Bırak anne ya. Böyle arkadaşlık mı olur? Kusura bakmayın ama bütün faturayı bana kesemezsiniz şu an. Ne faturası ya? Ne faturası kızım? Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Ege, tamam sakin. Çek elini ya. Ya bizim kavga etmemizi istiyor, anlasana artık. Hepimiz Melis'in kurbanı olduk. Kurban mı? Ya uyanın artık ya, uyanın. Ama yok. Sen Zeynep'le güzel uyuyordun koyun koyuna. Melis, konuyu çarpıtma. Melis, adam gibi anlat şunu. Ege! Arda'nın koynundan çıkan Zeynep'e de böyle bağırdın mı? Sen nasıl konuşuyorsun ya? Doğruları konuşuyorum. İkiniz de şu an benim üzerime suçu atıp... Yani olayı unutamazsınız ya. O kız ikinizi de kullandı. Melis. Ya sizi birbirinize düşürdü. Asıl suçlu o. Ben sadece görmenize yardımcı oldum. Hem madem ikiniz için de bu Zeynep çok önemli... Neden buradasınız? Neden yanında değilsiniz? Sede! Sede getirin hemen! Doktorum bu! Çabuk! Acil çabuk! Hadi! Nabzı çok zayıf. Bir ara kalbi durdu, kalp masajı yaptım. Nabzı çok zayıf. İyi olacaksın ama. Siz burada bekleyin lütfen. Elif! Ne oldu kız? Teyze, bir şey oldu gibi, kötü bir şey oldu gibi. Kız korkutma beni, yapma böyle. Sanki Kuzey'e bir şey olmuş gibi hissediyorum. Ay Allah korusun ya. Yani adam seni almaya gelmedi diye evham yapıyorsun. Kız illa başına bir şey mi gelecek? Yapma böyle tontişi. Efendim abla? Sen hala Handanlar'da mısın? Hadi at imzanı da gel. Ne? Kuzey'e bir şey olmuş. Tamam abla. Teyze söylesene, Kuzey'e bir şey olmuş? Handan araba çarpmış. Hı? Durumu da çok ağırmış. Ne? Ege! Hadi anlatsana. Ben gittikten sonra ne oldu o evde? Arda! Sen anlatsana. Sabaha kadar ne yaptınız Zeynep'le? Melis saçmalama. Ne yapmaya çalışıyorsun kızım sen? Gerçekleri öğrenmeye çalışıyorum. Gözünüzü açmanıza yardımcı oluyorum. Ege, onları öyle görünce sen ne dedin Zeynep'e? Bir de sana hesap mı vereceğim? İkiniz kavga ettiniz değil mi? Ne? Kavga mı ettiniz? Ya bu kız yüzünden hep birbirinize düşüyorsunuz. Neden kavga ettiniz? Madem ben tezgahladım her şeyi, madem benim suçum, neden bu oyuna düştünüz? Anlatsanıza, ne oldu o evde? Ege inanmadı bize. Neye inanmadı? Zeynep'e yardım ettiğine mi? Ay yoksa Zeynep'le yatıp kalktığını falan mı düşündü? Melisa, ağzından çıkana dikkat et. Sen dikkat ettin mi? Sen Zeynep'i suçlamadın mı? Zeynep ağlamadı mı? Ben masumum, benim suçum yok diye zırvalamadı mı sana? Bak seni uyarıyorum. Bu kadar mı güvenmiyorsun sen sevgilin Ege? Cevap versene. Sınırı aşma Melis. Sen aşmışsın ama. Daha dün babama Zeynep'e aşığım deyip atıp tutuyordun. Bugün Zeynep kardeşine yatıp kalkan birisi mi oldu? Bu da mı benim suçum? Yeter diyorum Melis, yeter. Ege, çek elini be.
Bırak sen karışma. Hiçbir şey bildiğin yok senin. Kendini aklamak için bunları zırvalıyorsun. Bence bunu ben değil siz yapıyorsunuz. İkiniz de suçu üzerinizden atmak için beni kullanıyorsunuz. Ya durun ya. Melis yeter, sen de sus artık. Ne susacağım Belkıs teyze ya? Ya ben o kıza geldiği günden beri güvenmiyorum. Ve bunu size göstermeye çalıştım ama inanmadınız. Sahi. Siz sabaha kadar ne yaptınız Zeynep'le? Seviştiniz mi? Zeynep az kalsın zatürre olacakmış. Kombinin derecesini birazcık arttıralım Nazire Hanım. Tabii, hemen. Ha, bir de bir tavuk suyu çorba yapalım, olur mu? Yapmam mı? Hemen yaparım. Güzel. Ben de ilaçları alayım. Feraye, bizim oda nemlendiricimiz vardı. Nerede o? Depoda. Güzel. Sen de onu çıkartır mısın? Bülent, benim ilgilenmem gereken evlatlarım var. Sen kızınla ilgilen. Deponun yerini biliyorsun. Feraye bir dakika, ne oluyor şimdi? Bülent, dünden beri kızım kızım diye Zeynep'in peşine düştün. Yani başka hiçbir şey umurunda değil, farkında mısın? Ya Feraye, niye böyle yapıyorsun? Neyi yapmayayım Bülent? Söylesene. Ne Melis'i soruyorsun, ne Yiğit'i soruyorsun. Varsa yoksa Zeynep, Zeynep'in peşine düştün. Yani oldu olacak, bir de nüfusunu al. Olsun bitsin her şey, olur mu? Anne. Anne üşüyorum. Zeynep. Ne? Buradayım kızım. Geçti. İyileşeceksen hiçbir şeyin kalmayacak kızım. Merak etme sen. Ben senin yanındayım. Teyze. Durumu çok bağırmış Handan'ın. Elif bir sakin ol ya. Ben de bilmiyorum durumunu. Ya teyze nasıl sakin olayım Handan bu haldeyken? Kuzey de kesin o yüzden gelmedi. Kesin. Yoksa Kuzey Handan'a ayrılalım dedi de Handan arabanın önüne bilerek mi attı kendini? Canına mı kıydı benim yüzümden? Ya teyze bunların hepsi benim yüzümden. Elif yeter. Saçmalama. Niye senin yüzünden olsun? Allah Allah. Handan sana bir sürü kötülük yapmadı mı? Kuzey tabii ki bunun hesabını soracaktı. Bana bak, Allah'ın sopası yok. Eden bulur. Senin yüzünden değil. Handan'ın başına ne geldiyse kendi ettikleri yüzünden geldi. Ya teyze deme öyle, Allah korusun kimseye bir şey olmasın. Ya tamam orası öyle de. Ben hastaneye gidiyorum. İyi tamam. Ben de Firdevs'lere gideyim. Ablama bir bakayım. Haberdar ederim seni. Elif. Handan. Kuzey, Handan nasıl? Ne oldu kızıma ha? Kim çarptı ona? İnanın benim bir suçum yok memur bey. Bir anda önüme atladı. Bu adam mı çarptı benim kızıma? Gel lan buraya! Suat! Ya. Sakin olun beyefendi. Suat! Geberteceğim lan seni. Bırakın, geberteceğim lan seni. Suat dur yapma. Bırakın. Suat! Gel lan buraya. Gel, geberteceğim seni. Gel. Bırakın lan. Bittin lan sen. Bittin. Ölümlerden ölüm ben. Bırakın memur bey. Bırakın, benim burada ciğerim yanıyor. Sen hala suçluyu mu koruyorsun ha? Korumuyorum beyefendi. Görevimi yapıyorum. Uzaklaşın lütfen. Bak ben babayım, tamam mı? Verin onu bana. Ona kendi ellerimle vereceğim cezasını. Beyefendi sakin olmazsınız. Ne yaparsın ha? Polise mukavemetten işlem yaparım. Yap ulan. Yap. Hadi yap. Alıyorum bunu. Beni bırakın. Suçluyu tutuklayın. Kızıma o çarptı. Memur bey yalvarıyorum, bırakın kocama. Zaten kızım içeride. Ne olur biraz anlayış gösterin. Yürüsene, karakola ifadeni almaya gideceğiz. Ne
görmezsen. Handan nasıl? Sakin olun lütfen. Doktorlar ilgileniyor. Kızım. Ben oğlum yaşayamam. Hadi gelin şöyle oturalım. Handan iyi olacak. Her şey düzelecek. Üzülmeyin. Ne durumdayız? Pek iyi değil hocam. Nabzı çok düşük. Kardiyolojiden Sedat Hoca'yı çağırın. Bir de o baksın. Durumu kritik. Ne oldu hemşire hanım? Kızıma bir şey mi oldu? Müsaade edin hanımefendi. Allah'ım yardım et. Nedir bu başımıza gelenler? Melis, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Kız hastaydı diyorum, ne sevişmesi ya? Çocuklar, bir sakin olur musunuz? Bence de hasta. Hatta hepimizi hasta etti. Yani birinin koynundan çıkıyor, diğerinin koynuna giriyor. Melis yeter artık, kes sesini. Yalan mı? O zaman neden Zeynep'e inanmadın da şu an burada benimle tartışıyorsun? Ben söyleyeyim mi sana? Çünkü sen hala o gece kondunun önündesin Ege. Gözünün önünde ikisi. Yaşananları düşündükçe için içini yiyor. Yaptıklarını böyle saçmalayarak mı kamufle ediyorsun? Zeynep Arda'nın dizinde. Aynı battaniyenin altındalar. Düşündükçe kafayı yiyorsun. Melis yeter. Kes artık şu sesini. Evet yeter. Ege yürü. Ege yürü dedim. Yürü. Yürü de biraz açıl. Zeynep'in gerçek yüzünü gördün ya. Gerçek dostların kim onu anla. Sen misin o dost ha? Sen misin yoksa Arda mı? Arda değil. Arda sevdiğin kızın koynundan çıktı. Melis, tamam. Çek elini anne ya. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ha? Niye çocuğun damarına basıyorsun? Yani aylardır benim damarıma basıyorlar. Ben çıldırıyorum ya. Biraz da onlar çıldırsın. Bana bak. Bu kara melek hallerine son ver. Ege'ye bütün gerçekleri söyleyeceksin. Ne gibi? Kuzey Bozbey benim. Anladın mı? Bunu o küçük kafana sok. Handan araba çarpmış. Hı? Durumu da çok ağırmış. Allah'ım Handan'a benim yüzümden bir şey olmasın ne olur. İyi olsun. Ne olur. Yürü. Ya çek elini ya. İstediğin olmadı mı Zeynep artık senin? Benim mi? Aynen ya benim. Melis, Ege'ye gerçekleri söyleyeceksin. Gerçek. Hangi gerçek? Zeynep'in Ege'yi aradığını, telefonu senin açtığını ve adresi bana verdiğinin hepsini. Neden yapacakmışım bunu? Çünkü artık yalanların hepimize zarar veriyor. Bana, Ege'ye, Zeynep'e hatta sana bile. Arda, benim bildiğim tek bir gerçek var. O da senin sabaha kadar Ege'yi aramamış olman. Zeynep'in koynunda uyumuş olman. Tek bildiğim gerçek bu. Sen de kabul edersen iyi edersin. Melis. Hem madem Zeynep hastaydı, neden ambulansı aramadın? Ya da neden babamı aramadın? Ben sana söyleyeyim mi? Çünkü işine geldi. Ege oraya gelince Zeynep'i öyle görünce ilişkileri bitecekti. Melis. Bak ben bu saçmalıklarını artık dinlemek istemiyorum, tamam mı? Gideceksin, Ege'ye bütün gerçekleri anlatacaksın. Arda, ben Ege'ye o telefonu açtığımı söylemeyeceğim. Hatta o adresi babamdan duydum diyeceğim. Ya sen nasıl bir varlıksın ya? Ya oğlum, oğlum diyorum. Ya bir sakin olur musun Ege? Ya sen nasıl bir varlıksın ya? Ben de tam çıkıyordum. Bu arada Ege, ben adresi babamdan öğrendim. Yani onlardan önce davrandım. Öyle mi? Ama baban eve ertesi gün geldi. Hı? Yeni öğrenmişti yani. Bunu nasıl açıklayacaksın? Bir dakika. Nasıl yani? Bülent amca o eve geldi mi? Geldi tabii.
Hatta sen gittikten sonra geldi. Zeynep'i hastaneye götürdü. Kız bumerang gibi ya. Atıyorsun geri geliyor. Neyse. Önemli olan kimin neyi kimden öğrendiği değil. Yani yaşanmış olanlar değil mi? Eğer Arda'yla Zeynep'in ne kadar samimi olduğunu öğrenmek istersen görüntüleri mesaj atarım Ege'cim. Hakaret. Ege! Ege! Kuzey, anlat. Handan'ın ne işi varmış yolun ortasında? Her şey bir anda oldu. Sana mı geliyordu? Hayır, ben evden çıktım. O da arkamdan koşuyordu. Sonra bir anda kaza oldu işte. Senin peşinden niye geliyordu ha? Ne dedin kızıma? Tartışıyor muydunuz? Yola çıkıp önünü mü kesmek istedi? Fidesz Hanım, biraz sakin olur musunuz? Ne yaptın Kuzey kızıma? Söyle ne yaptın? Ben Handan'ı terk ettim. Ne? Handan Hanım yakınları? Doktor, kızım nasıl? Elimizden geleni yapıyoruz ama durum iyi değil. Olur, kurtarın kızımı. Merak etmeyin. Kuzey Bey. Evet. Sizi bekliyor. Gelin benimle. Ben Arda'yla konuşmaya gidiyorum. Ne konuşacaksın? O gece konduda Zeynep'le ne yapıyordu öğrenmem lazım. Peki öğrenince ne olacak? Bak, bana kızgınsın biliyorum. Sana kızgın değilim Bülent. Sen herkese kızgınsın ve bunun ceremesini biz çekiyoruz. Ben geldim. Nereden geliyorsun sen? Şey, arkadaşlarla kutlama yapmaya gitmiştik de... tabii hevesimiz kursağımızda kaldı. Ne kutlaması? Babacığım, acaba bu soruları Zeynep'e mi sorsan? Evde birazcık huzur olsa. Yani milletten para alan, onun bunun koynundan çıkan ben değilim sonuçta, değil mi o? Melis! Bülent, Melis doğru söylüyor. Burada hesap sorulacak kişi varsa Melis değil, Zeynep. Hey Allah'ım ya, hey Allah'ım ya! Melis, Melis o laflar ne öyle? Zeynep kimin koynundan çıktı? Arda'nın. Ne? Vallahi kimle flört ediyor belli değil. Kim bilir daha kimler kimler var. Kızım nereden çıktı bu? Hiç. Yani işte Arda'yla konuştuk sabaha kadar birlikteydiler ya. Neyse. Ben odamdayım. Firdevs Hanım, geçmiş olsun. Handan nasıl? Kuzey Bey burada mı? Hepsi. Senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden! Senin yüzünden kızım ölüyor! Ne yapıyorsunuz Firdevs Hanım? Bırakın ben bir şey yapmadım. Kalkmış bana hala Kuzey!
şey soruyor. Kızıma bir şey olursa seni öldürürüm. Ya ne yapıyorsun? Bırakın beni, bırakın. Bir şey olmadım ben. Daha ne yapacaksın ha? Handan'ın elinden Kuzey'i sen aldın. Kuzey senin yüzünden Handan'ı terk etti. Ya bırakın Firdevs Hanım, ben bir şey yapmadım. Daha ne yapacaksın? Katil oldun kızıma, katili! Küçük şeytan. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Ayrılın, ayrılın. Lütfen. Bırakın. Bırakın, katil o. Katil. Kızımın katili. Beni diyen onu tutuklayın. Kızımın katili. Onu mahvettin sen. Kızımı mahvettin. Şeytan o. Yuvayı kapmış şeytan. Ne olur aç gözlerini anla. Aa! Yıldız! Aa, sen nereden çıktın? Ay abla, gelmedin, merak ettim. Ay ne yapayım ya? Dar günde bırakmak olmazdı. Mecbur kaldım. Çıkart ayakkabılarını, çıkart. Kimse yok. Ay ne yapayım Yıldız ya? Kıza araba çarpmış. Durumu ağırmış. Aa, Neyse ben geldiğimde Naciye buradaydı. Herhalde Handan'la Kuzey kavga etmiş. Suratı sirke satıyordu. Vallahi Suat abiye de baktım, suratı beş karış olunca ben ona yordum yani. Herhalde ben gelmeden önce kavga etmişler. Naci Hanım çıktı gitti. Söylüyorum sana, aşık bu çocuk. Ayrılıp Handan'dan sana gelecek. Yoksa Kuzey onu bırakmasın diye arabanın önünde kendisini mi? Kesin öyle yaptı. Bir şey mi dedin? Yok abla ya. İnşallah iyileşir. Kuzum, neler yaşadın acaba sen? Zeynep? Arda? Sandığın gibi değil. Ege, bak sana yemin ederim, Arda'nın eli elime bile değmedi. Ege, bana öyle bakma. Ne olur bana bakma öyle. Bak benim bir suçum yok. Ege. Merhaba Nazire abla. Merhaba. Zeynep, merak ettim de telefonu kapalı. Hastaneden döndü mü? Döndü, döndü. Yatıyor garibim, ateşler içinde. Hasta mı? Ne yaptınız bu kıza? Seni sayıklıyor bütün. Nazire Hanım. İlaçlar mı geldi? Ege, ne işin var senin burada? Ben Zeynep'i merak ettim de Bülent amca. Git buradan Ege, git! Gidemem, Zeynep'i görmem lazım, o iyi mi? Bana bak, söyle o Arda'ya da
İkiniz de Zeynep'ten uzak duracaksınız, anladın mı beni? Bülent amca. Yeter! Bana amca deme. Ben senin amcan mı amcan değilim artık. Eğer Zeynep bu haldeyse sizin yüzünüzden. Haksızlık ediyorsunuz Bülent amca. Asıl haksızlığı siz ettiniz. Annene de Arda'ya da söyle, tamam mı? Eğer bu saatten sonra Zeynep'le ilgili karşıma çıkarsanız hepinizi ezer geçerim. Ege? İyi misin? Değilim Naciye teyze. Hiç iyi değilim. Feraye? Naciye abla? Nazire aradı. Zeynep iyi değilmiş. Onu mu merak ettin abla? Ay Allah aşkına elin kızını ne merak edeceğim ya? Asıl ben sizi merak ettim. Ne oldu? Ne yaptı gene? Nihayet bizi merak eden biri çıktı sonunda. Hayırdır Feray? Bu ne gerginlik? Zeynep evi terk etti abla. Sonra da gece kondudan çıktı. Nasıl yani? Ne gece kondusu? Bir de hasta olmuş. Abla, Bülent Zeynep'i kucağına alırken öyle bir kızım dedi ki. Kızım mı dedi? Öyle içtendi ki. Görsen sanki öz kızım. Ay Feraye, sen de her şeyi böyle abartma. Ben lafın gelişidir o. Hani kız emanet ya. Sen bu emanetin yükünün ne kadar ağır olduğunu biliyor musun? Bülent de o ağırlığın altında eziliyordur bu kadar. Biz de eziliyoruz abla. Hatta en çok da Melis. Ya Bülent Zeynep'in üzerine o kadar çok titriyor ki. Sanırsın ki Melis değil, Zeynep onun öz kızı. Zeynep'in ilaçları geldi de. Gelmiş mi? Geldi geldi, buyurun. Ben bir kızımıza. Bakayım. Ne işin var senin burada? Oğlum sen delirdin mi? Ya Zeynep'e kızım demişsin be. Feraye mi söyledi? Evet. İşkillenmiş. Bana bak. Her şey daha da kötüye gitmeden bu işe bir çözüm bul. Ne yapayım peki abla? Gönder. Yoksa önce Feraye, sonra evlatların gönderecek seni buradan. Abla. Bak sen karışma. Yoksa gerçekten kalbini kıracağım senin. Kır. Sen benim kalbimi kır oğlum. Yeter ki senin yuvan dağılmasın. Bana bak, önlemini almazsan ne yuvan kalacak ne de ailen. Sen Zeynep için bunu göze aldın mı yahu? Eva! Açacağım seni. Yine açacağım. Ben sana ben bir şey yapmadım. Bırakın dedim. Zeynep Hanım yemin ederim ben bir şey yapmadım. Bak hala yapmadım. Gene açacağım seni. Daha ne yapacaksın? Katil! Polis çağırın, polis! Bana bunu. Kızımın katili. Öldüreceğim seni. Polis çağırmak falan bırakmayın beni lütfen. Polis çağıracaksınız onu tutuklayın. Katil diyorum. Şeytan! Şeytan seni! Allah'ını yapmayalım. Geberteceğim seni. Geberteceğim. Ne oluyor?
Ne oluyor? Handan. 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 Doktor. Doktor. Handan ne olur gitme. Doktor. Handan. Doktor. Koşun. Dur çabuk yardım edin. Doktor. Doktor. Kızım. Kızım. Doktor. Kızım. Kızım. Hastayı kaybediyoruz. Enjeksiyon hazırlayın. Ah kızım! Kızım! Defi hazırlayın. Yüz altmış. Çekilin. Çekilin.